Seyyar kapakçı, siz değil miydiniz? Gülen örgütünün mensupları dini terimleri haşa bozuk para gibi kullanıyor. Birileri kuyruğunu kıstırıp yurt dışına kaçınca hicret etti diyorlar. Hapse girenler için medrese Yusufiye'ye girdi diyorlar. Mesela en çok kullandıkları terimlerden biri de Kur'an-ı Kerim'de geçen akletmez misiniz ayetini kendilerine muhalif olan herkese yöneltip dinin emir ve yasaklarını kendi nefislerine göre yorumlamaktan zerre kadar çekinmiyorlar. Evet, gerçekten de akletmiyor mu acaba insanlar? Şimdi sıralayalım. Bakalım kim akletmiyormuş. Gülen hareketine gönül veren insanlara soralım. 80 darbesinde cuntaya hızır gibi yetiştiniz diyen siz değil misiniz? Yıllarca başörtüsü zulmü gören insanlar için sokağa inmeyen ama kendi menfaatiniz söz konusu olunca sokağa çıkmakta bir beis görmeyen siz değil misiniz? 28 Şubat'ta Erbakan için beceremediniz artık bırakın diyen siz değil misiniz? Mecliste şu hanıma haddini bildirin diyenlere şefaat etmek isteyen siz değil misiniz? Gerekirse hakim kiralayın talimatı, fetvası veren siz değil misiniz? Faizle çalışan banka açan siz değil misiniz? Devletin çeşitli kademelerine sızmak için başınızı açın, gerekirse içki bile için türü vahim fetvalar veren siz değil misiniz? Bediüzzaman'ın sadeleştirilmesin vasiyeti olmasına rağmen Risale-i Nurları sadeleştiren siz değil misiniz? nur cemaatiyle bir bağınız olmadığı halde nur cemaatinin bir kolu gibi görünüp saçma sapan fetvalar vererek hakiki nurcuları da itibarsızlaştırmaya çalışan siz değil misiniz yıllardır amerika'da cia tarafından korunan saray gibi bir villada yaşayan ve şimdiye kadar amerika'da neden ikamet ettiğine haklı bir gerekçe sunamayan siz değil misiniz Amerikan vatandaşlığına geçen siz değil misiniz? Vatikan'ın dinler arası diyalog projesi kapsamında ezandan ve kelime-i tevhidden Allah Resulü'nü çıkaran siz değil misiniz? Kendi cemaati dışında hiçbir cemaati hayat hakkı tanımayan, bazılarına çeşitli kumpaslar kuran siz değil misiniz? Tahşiye ve selam adı altında hayali örgütler üretip kendinize muhalif gördüğünüz herkesi tutuklayan siz değil misiniz? Devletin önemli bürokratlarının hatta en yakın dostlarınızın konuşmalarını teknolojik böceklerle dinleyip kaydeden ve şantaj yapan siz değil misiniz? Dizilerinizde iş adamlarına, bürokratlara, siyasetçilere psikolojik baskı yapan, onları kötü karakterli kişiler rolüne layık görüp izleyicilere tanıtan siz değil misiniz? Derin devletin temizlenmesi esnasında sırf cemaatinizi eleştirdi diye masum insanları da ergene konuyesi olmakla suçlayıp hapse atan siz değil misiniz? Peygamberimiz Türkçe olimpiyatlarına teşrif etti diyerek adı bile gavurca olan genç kız ve erkeklerin el ele kol kola dans ettiği bir mekana geldiği zırvalarına inanan ve insanları aldatan siz değil misiniz?'' biz hizmet hareketiyiz diye böbürlenen ama hiçbir hizmeti ücretsiz yapmayan siz değil misiniz? Biz dini bir cemaat değiliz, camiayız diyen ama dini kullanarak himmet paralarını insanlardan toplayan siz değil misiniz? ÖSS, polis akademisi, askeri liseler ve KPSS gibi çocukların, gençlerin, hayatlarının dönüm noktası gibi sınavların sorularını kendi yurtlarınızda öğrencilerinize dağıtarak pek çok insanın hayatını karartan siz değil misiniz? Mavi Marmara saldırısı olunca ülkenizi savunmak yerine İsrail'e otorite kabul eden ve otoriteden izin alınmalıydı diyen siz değil misiniz? Filistinlilere terörist diyen siz değil misiniz? Mısır'da Mursi'yi kanlı bir darbeyle deviren İsrail'in kuklası Sisi'ye tebrik telefonu açan siz değil misiniz? zor durumdaki Müslüman ülkelere adeta can suyu olan Mavi Marmara saldırısından bu yana İsrail'in hedefindeki İHH'yı El-Kaide ile ilişkilendirmeye çalışan siz değil misiniz? Müslümanların kanı oluk oluk aksa da, derileri yüzünse de, küresel güçlere bir tek kelime söyleyemeyen, her zaman zalim de olsa güçlünün yanında olan siz değil misiniz? 7 Şubat'ta İsrail istemiyor diye bu ülkenin yiğit bir evladı olan Hakan Fidan'ı tutuklamaya kalkışan siz değil misiniz? Ülkem insanlarının iş yerlerinde kırılmadık cam çerçeve bırakılmadığı, gezi olaylarında körler sağırlara oynayarak hükümetin yalnız bırakıp sinsi bir yılan gibi Recep Tayyip Erdoğan'ın düşmesini bekleyen siz değil misiniz? Üçüncü köprü, üçüncü havalimanı ve Kanal İstanbul gibi devasa projelerin sekteye uğraması için türlü türlü girişimlerde bulunan siz değil misiniz? dershane düzenlemesi yapılırken düzenleme istediğiniz gibi olmadı diye ülkede kargaşa çıkaran siz değil misiniz? AK Partili seçmenlerin oylarıyla seçilmiş tuzluk vekilleri istifa ettiren siz değil misiniz? CIA'den aldığı emirle Erdoğan'sız bir AK Parti planı için her türlü pisliği yapan, mahremlere giren namuslu ve şerefli insanları lekelemeye çalışan siz değil misiniz? Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en başarılı iktidarına 17-25 Aralık'ta yolsuzluk kılıfı adı altında darbe yapmaya kalkışan siz değil misiniz? Erdoğan, Malezya'ya kaçacak diyen siz değil misiniz? 19 Ocak'ta Türkmenlere yardım götüren MİT tırlarını içinde silah var iftirasıyla durduran, durdurmakla kalmayıp Türkiye'yi kendi kanallarınızda ve gazetelerinizde teröre destek veren ülke algısını yaymaya çalışacak kadar gözü dönen siz değil misiniz? sizin emrinizle hareket eden kumpasçı polisler için o polislerin binde birini tanımam diyen siz değil misiniz? Devasa bir malikanede kalan ama fukara edebiyatı yapan siz değil misiniz? Peygamber Efendimiz'i çıkarlarınıza alet ederek dizilerinizde kamyonete bindiren siz değil misiniz? AK Parti döneminde on kat büyüdük diyen sonra ihanet eden siz değil misiniz? Uluslararası arenada ülkeyi zor durumda bırakmak için Siyonist basına röportajlar veren siz değil misiniz? Terörü tekrar azdırmak için Kandille irtibat kuran 6-7 Ekim olaylarının ülkenin tamamına yayılması için yoğun bir şekilde çalışan siz değil misiniz? Elinde taş ve molotofla polise saldırırken gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu ölen Berkin Elvan'a taziye mesajı yayınlayan ama hiçbir suçu yokken kurban eti dağıtırken katledilen Yasin Börü için lal olan siz değil misiniz? İncinsen de incitme teranesini dilinden düşürmeyen ama size muhalif olan herkesin mahremine giren, ağız dolusu küfürler eden, ülkenin başındaki liderlere yezit diyecek kadar çukurlaşan siz değil misiniz? Dünyanın pek Pek çok yerinde zulüm gören Müslümanlara zulmedenlere ve dua etmeyen ama dünyadaki Müslüman ülkeler arasında zalimlere karşı en çok sesi çıkan, kendi ülkesine yöneticilerine en ağır bedduaları eden siz değil misiniz? AK Parti'yi seçimlerde devirmek için kurulduğundan bu yana dindarlara dünyayı dar eden, CHP gibi tescilli din düşmanlarıyla ittifak kuran siz değil misiniz? Cebrail parti kursa oy vermem diyen ama CHP için kapı kapı dolaşarak oy dilenen ablalar, abiler siz değil misiniz? Charlie Hebdo'nun İslam'a karşı yaptığı tiksinç karikatürleri savunan siz değil misiniz? Sırf Türkiye'yi iki satır yazıyla kötületmek için yığınla himmet parasını Siyonist yazarlara ve Siyonist lobilere dağıtan siz değil misiniz? Ekonomiyi çökertmek ve yabancı yatırımcıyı engellemek için her türlü yalan yanlış bilgiyi yayan siz değil misiniz? Savcı Mehmet Kiraz'ın katledilmesine sebep olan DHKPC'nin adliye baskınına sosyal medyada en büyük desteği veren siz değil misiniz? Sözde Ermeni soykırımının kabul edilmesi için Ermeni diasporasından daha fazla gayret gösteren siz değil misiniz?'' Pensilvanya'daki şahsın talimatı doğrultusunda kendi adamlarınızı hapisten çıkarmak için saçma sapan yöntemlerle koca bir ülkenin hukuk sistemini ayaklar altına alan siz değil misiniz? Dışarıdaki sahipleriniz dışında ihanet etmediğiniz kim kaldı? Yukarıda yazılanlar ağrıdağa kadar gerçek. Bunlar kamuoyuna yansıyan herkesin bildiği konular. Kim bilir kamuoyuna yansımayan daha neler var neler? Gülen örgütüne gönül verenler şunun farkında olmalı. Akletmez misiniz ayeti sadece onlardan olmayanlar için inmedi. Kendileri için de indi. Hadi bakalım akletmeyin. Seyyar Kapakçı, Seyret.com